Abi yeter artık ya. Yeter artık. Yani bu Pelin sular, bu Berke sular fazla olmaya başladılar. Gizli açıyorum siyahi var. Film açıyorum trans var. Kadın var abi. Ben nasıl yapacağım ki? Yani şimdi açıyorum bakıyorum diyorum ki artık böyle izlenecek hiçbir şey kalmamış arkadaşlar ya. Ya bizim gibi insanların birbirlerine böyle film dizi önermesi lazım abi. Çünkü artık kalmadı bir şey. Ofis beyler. Bütün batıyı ele geçirdiler. 10 yıla bizim buraya da gelirler. Hep böyle oluyor biliyorsunuz çünkü arkadaşlar. Bu fikirleri de zaten benim kendi fikirlerim. Asla batılı büyük abilerimden almadım. Sen ne diyorsun oğlum? Bence bir içerik üreticisinin iki temel görevi vardır. Bir, içeriklerinizin orijinal olması. iki birlerine yardımcı olmanız. İçeriklerinizin orijinal olması lazım. E çünkü öbür türlü ne bileyim Subway Surfers Gameplay falan paylaşan insanlara dönüşüyorsunuz. O yüzden biraz içeriğine, biraz editine dikkat etmeniz lazım. Ha, bu tabii ki de böyle mutlak bir yaratıcılık, hiçbir şekilde kopya olmayacak demek mi? Hayır, öyle bir şey değil. Sonuçta burada çok büyük bir sanat eseri üretmiyoruz. Öyle üretiyor olsak bile bu tamamen orijinal olabilir miydi? apayrı bir tartışma konusu. Örneğin ben önceki işte edit yapmadığım videolarda edite daha az önem veriyordum doğal olarak. Diğer görevi de bence içerik üreticilerinin iyi şeyler yapmak olmalı. Topluluğa yardımlarının olması olmalı. Yani baktığınız zaman işte ne bileyim siz belki de çok iyi içerikler çıkarıyorsunuz, iyi editliyorsunuz, insanların hoşuna gidiyor. Ama sonra dönüp dolaşıp hiçbir boka yaramıyorsanız, insanlara zarar veriyorsanız, Türkiye'de olmayan gündemler getiriyorsanız bence orada bir problem vardır. Kanalın eski takipçileri bunu bilecek. Ben bir dönemler lise'liydim ve lise'li olduğum dönemde bolca Avrupa Üniversitesi 4 oynuyordum. Avrupa Üniversitesi 4'ü ama öyle arkada sadece soundtrack müziği açık şekilde oynamıyordum. Çünkü öyle oynamak çok loser bir hareket. Hayır, ben bunun aksine gidip arkada podcast açıyordum ve bu podcastlar doğal olarak da ilgilendiğim konularla alakalı oluyordu. Yani işte Fallout New Vegas'ta nedir strateji oyunları, nedir RPG oyunları, bu cins şeyleri dinliyordum. Ve bu cins şeyleri üreten insanlar da sayı olarak oldukça azdı. Kimlerden bahsettiğimi büyük ihtimal tahmin edebiliyorsunuzdur. Çünkü hala aynı kişiler aynı içerikleri üretiyor. Ve bu insanlar işte evet, oyun içerikleri bence çok güzeldi ve açıkçası kendilerinden siyasi açıdan nefret etmeseydim gene gider o oyun içerikleri yani dinlerdim, kullanırdım, oynardım falan filan. Ama bu insanlar sadece kendilerini oyun kültürüyle, oyun içeriğiyle sınırlamadı. Ki sınırlamamaları da oldukça okey. Hepimiz bir toplumda yaşıyoruz. We live in a society. We live in a society. Ve e, siyaset hakkında konuşmaya hakkımız var. Ama bu insanlar siyaseti oldukça ön yargılı bir perspektiften konuşuyorlardı. Basit bir şekilde işte ben bu grubu sevmiyorum. Bu grup şöyle yapıyor. Şu grup şöyle yapıyor ve bu küçük bir çocuk olan en azından bir liseli olan Jacobin tilki için biraz ön yargılarını pekiştirecek bir içerik niteliği taşıyordu. Evet ilk başta bazı şeyler saçma geliyor olabilir. Evet bazı şeyleri a bu kötü bu yanlış deseniz de sürekli aynı şeye tekrar 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 maruz kaldığınız zaman bir noktada onu içselleştiriyorsunuz. Herhalde artık kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır ama anlamadıysanız da canınız sağ olsun ne yapalım. Bu arkadaşların bahsettikleri şeyler işin en komik yanı bu ki orijinal şeyler değildi. Sürekli karşı tarafı işte siz Amerika'dan ithal ideoloji getiriyorsunuz, Amerika'dan ithal problemler getiriyorsunuz, Batı'ya şöyle yapıyorsunuz, Batı'ya böyle yapıyorsunuz deseler de aslında kendi söyledikleri argümanlar Batı'dan doğrudan kopyala yapıştır yapılan şeylerdi. Bunu nereden mi biliyorum? Çünkü İngilizce biliyorum. Lisede artık yani algoritma böyle işliyor. Bir noktada Türkçe olarak tüketilebilecek çoğu sadece içeriği tükettim. Bitti. Tekrar dinledim. Artık gerek kalmadı. Ve o noktada yabancı dilde İngilizce içeriklere bakmaya başladım. Ve algoritma öyle bir şekilde işliyor ki siz hangi içeriği Türkçe tüketiyorsanız Hmm, bu konu buna benzermiş diye size aynısını İngilizce önermeye başlıyor. Ve ben de bu YouTuber'ları izlemeye başladım ve bir şey fark ettim. Benim Türkçe olarak dinlediğim bu ağabeylerin söyledikleri şeyler aslında batıdan araklamaydı. <laughs> Burada bakın şunu söyleyeyim. Söyledikleri her şey Batı'dan araklamaydı demiyorum. Yani sonuçta burada beyaz insanlar yok. Burada siyahiler Karabük istisnasıyla o kadar yaygın değiller. Ama yaptıkları argümanlar ve işte burada beyazın yerine Türk, siyahın yerine Kürt koymaları gibi şeyler doğrudan batıdan araklama olduğunu gösteriyordu. Ve videoların içeriklerine baktığınızda da aslında bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Örneğin X videosu çekilmiş, konu bu. Bu videonun içerisinde söylenenler Amerika'daki muadillerinde iki hafta önce çekilmiş. Yani bu algoritmaya benzeri bir şekilde bu içerik üreticileri de sahip. Bunları dinliyorlar, bu problemleri dillendirmek istiyorlar ve bunun hakkında Türkçe bir video yapıyorlar. Bu bence orijinal bir şekilde yaptığınız sürece yapılabilir. Bence bununla alakalı bir sıkıntı yok sonuçta. Dünya çok büyük, illa siz sizin söylediğiniz şeyleri başkaları da söyleyebilir. Öte yandan bunun gerçekliğimize uyması lazım. Türkiye'ye uyması lazım. Şimdi siz Türkiye gibi bir Orta Doğu ülkesinde, Batılılar tarafından hor görülen bir ülkede, sömürülen bir ülkede gelip işte biz beyazız ve siyahiler böyle yapıyor dediğiniz zaman affedersiniz biraz boş yapıyorsunuz. Türkiye gibi 20 senedir siyasal İslamcı bir iktidar tarafından yönetilen bir ülkede SCV lobisi şöyle yapıyor arkadaşlar dediğiniz zaman Biraz boş yapıyor oluyorsunuz. Çünkü SCV lobisi madem o kadar güçlüyse neden iktidar olamıyor? SCV lobisi madem o kadar güçlüyse neden kadınların ölmesine engel olmuyor? SCV lobisi madem o kadar güçlüyse neden eşcinsellere bir yarar sağlamıyor? Bu soruları düşünüp tartışmamız gerekir. Ama bu videoları, bu içerikleri üreten arkadaşlar nedense bunu hiç düşünmüyor hangi bağlamda yaşadıklarına, hangi ülkede yaşadıklarına dair en küçük bir kafa yorma yapmıyor gibi duruyorlar ve sonuç olarak da karşımıza işte Türkiye'de SCV'ler var. Bu SCV'ler herkesi mahvediyor. İşte bizim geleneğimiz gidiyor. Kadınlar çok abarttı cinsinde saçma sapan yorum yapan insanlar geliyor ve Tehlikeli bir düşünce arkadaşlar. Tehlikeli bir düşünce derken aklınıza direkt işte IŞİD gibi saldırı yapacaklar, insanları öldürecekler gibi absürt bir şey gelmesin. Çünkü ben bu cins içerik üreticilerinin sokağa çıktığını bile düşünmüyorum. Ama sürekli tekrar eden bir online ortam ile karşı karşıya kalmış durumdayız. Bu ne demek? Gençler bir şey yaptıkları zaman, oldukça ana akım bir şey yaptıkları zaman işte giriyorlar Fallout inceleme. Efendim söyleyeyim X filmi inceleme, Z oyunu inceleme dediğinde Böyle bir tünele giriyorlar ve bir ay, iki ay, altı ay, bir sene artık ne kadar vakit geçerse geçsin günün sonunda aşırı sağ argümanları benimsiyorlar. Türkiye ile alakalı hiçbir alakası olmayan argümanları benimsiyorlar. Burada aslında bence biraz kabahati Türkiye'deki ilerici kesimlerde de bulmak lazım. Neden içerik üretmediniz? Neden tartışmadınız? Neden bu insanlara karşı sert bir çizgi çizmediniz? Bunun cevabı bana sorarsanız tembellik. Tip gibi bir parti nerede hata yaptık? Bizim oylarımız niye düştü? Niye Kadıköy'de %1 civarında bir şey aldık demektense biz iyiydik. Garip bir şeyler oldu. O yüzden oy kaybettik. Aslında bizim bu kadar oyumuz var demeyi tercih ediyor. Benzeri bir şekilde TKP gibi bir parti online ortamda ciddi bir anlamda organize olmak yerine içerik üretmek yerine BSM TV gibi oldukça hizipçi bir platform kurup sonra da herkese engel atmayı tercih ediyor. Ve hani sol sayar mısınız apayrı bir tartışma noktası ama hani ilericiim, sizim, siz sizim, diyebileceğimiz için burada içeriyorum. CHP gibi bir parti de gerçekten kendi tabanını temsil etmektense işte ben endişeli muhafazakarlara oynayayım şunu yapayım bunu yapayım diye AKP'nin kopyası olmayı kendisi için daha kolay bir şey olarak gördüğünden öyle davranmayı tercih ediyor. Günün sonunda bütün bu partilerin bütün bu organizasyonların umurlarında olan tek bir şey var. Kendileri gençlik sağ mı kaymış gençlik şu mu olmuş gençlik bu mu olmuş gram umurlarında değil gençlik değişiyorsa bunu sadece biz gençlik değişiyorsa nasıl oylarını alabiliriz diye bir durum olarak görüyorlar. Burada bence siyasetin amacının ne olup ne olmadığı üzerine kafa yormamamız önemli bir yer tutuyor. İşte solculara giderseniz abi biz proletarya devrimi yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyorlar. Sağcılara giderseniz işte biz milliyetçiyiz, Turan'ı kuracağız, cehennemin kapılarını kapatacağız. Cinsi garip açıklamalar yapıyorlar. İslamcılar ise gelip abi biz ümmeti kuracağız işte. Türkiye'yi İslami kanunlara göre yöneteceğiz cinsinde açıklamalarda bulunuyorlar. Ama bu organizasyonların ne üst kademeleri ne de alt kademeleri neyin nasıl olması gerektiğine dair en küçük bir fikre sahip değil bir solcu neden solcu olduğu üzerine kafa yorarken ya evet ya ben bundan dolayı böyle oluyorum bunun böyle bir temeli var demiyor genelde bir sağcı bir milliyetçi ya da bir ülkücü ya da efendim söyleyeyim bir İslamcı o görüşü benimserken ben grubumu önemsiyorum şundan dolayı bu insanlık için daha iyidir bu şu değerlerimle şöyle uyuşuyor diye değil içerisinde bulunduğu ortam etrafındaki insanlar o cins düşüncelere mensup olduğu için o grupta bulunuyor. Bu biraz aslında futbol takımı tutmaya benziyor. Eğer anneniz babanız Fenerli ise büyük ihtimal siz de Fenerli olacaksınızdır. Eğer anneniz babanız Galatasaraylıysa siz de büyük ihtimal Galatasaraylı olacaksınız ve anneniz babanız Ahmet Sporluysa siz de büyük ihtimalle maç sporlu olacaksınız. Ama bunlar günün sonunda bize hiçbir şekilde çözüm getirmiyor. Çünkü siyaset dediğimiz şey işte benim grubum var, senin grubun var işte biz birbirimizi yemeliyiz gibi bir şey olmamalı. Çünkü siz ne kadar kendi grubunuzu temsil etme üzerine hareket etseniz de siyaset bir toplumun yönetilme şeklidir ve siyaset bir toplumun ilerletilme şeklidir. Eğer siz bunu bir kenara atarsanız tamamen işte benim grubum şöyle yapsın, diğer gruplar bok noktasına gelirseniz açıkçası bu online ağabeylerin de sahip olduğu tutumdan farklı bir duruma gelmiyorsunuz ki Türkiye'nin kronik problemi biraz da bu. Fikirlerin içinin doldurulmamasının sonucunu hepimiz biliyoruz. Örneğin bir sol parti var. işte biz LGBT haklarını destekliyoruz, kadın haklarını destekliyoruz diyorlar ama sonra dönüp dolaşıp baktığımızda içerisinde istismar desen var, homofobiklik desen var, transfobi desen var ama gene de ekranlara çıkıp, gazetelere çıkıp işte biz LGBT'yi dostuyuz biz kadın dostuyuz demesini biliyorlar. Benzer bir şekilde hangi ülkede yaşadığımızı biliyorsunuz. Türkiye'deyiz ve işte İslamcı bir iktidar var. Biz hep beraber şu 20 sene içerisinde İslamcı iktidarın İslamcı değerlerin her birini teker teker ayaklar altına aldığını tecrübe ettik. Örneğin Filistin mevzusu değil mi? Ama çünkü bu böyle aması veyası şusu busu olmayan bir konu. Ne oldu? Halktan net bir tepki gelene kadar AKP iktidarı İsrail ile işbirliği yapmaya, onlara silah satmaya, onlara malzeme satmaya devam etti. Benzer bir şekilde işte liberaller, libertaryenler değil mi? Bunlar oldukça önemsiz gruplar ama demiş olmak için de değil. İşte bu insanlar abi biz böyle devlete karşıyız, şöyle devlete karşıyız diye ortalıkta dolaşırken birden kendi görüşlerine uygun bir şey olduğunda ya devlet de şunu yapsın, devlet de müdahil olsun deme topuna girdiler. Yani bu açıdan baktığımızda böyle bir siyasi ortamda sürekli aynı şeyleri, aynı nefreti pompalayarak karşımıza gelen YouTube ünlülerinin olması çok mu garip? Bence değil ama garip olmaması da buna karşı çıkmamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Çünkü insanlara yönelik nefret söyleminde bulunan, insanlara yönelik kin depolayan her şeye karşı çıkmamız gerek bence. Ama bunun iki temel sebebi var. Biri Türkiye'ye has, biri de genel olarak dünyada gördüğümüz bir özellik bana sorarsanız. Dünya genelinde gördüğümüz durum bence internet, bence sosyal medya, bence telefon, bence teknoloji. Yani baktığınız zaman günümüz toplumunda artık bilgi bir değer taşımıyor. Düşünmek bir değer taşımıyor. Her şeyin metalaştırıldığı bir toplumdayız. Her şeyin satılıp alındığı bir toplumdayız. Ve bu yüzden işte düşünenler, filozoflar, akademi, şu, bu tabii bunları eleştirebilirsiniz ama gereken değeri taşımıyorlar. Ve bu noktada insanlar anlamlı yerlere bakmaktansa herhangi birinin bilgi verebilecek ve alabilecek biri olduğunu düşünüyorlar. Ve bu noktada random hiçbir bilgisi olmayan, hiçbir şekilde bu konu üzerine kafa yormamış, kendine dair orijinal fikri olmayan insanlar gelip bize fikir abiliği yapıyor. Türkiye özelinde ise mesele bence biraz daha Adalet ve Kalkınma Partisi ile alakalı. Çünkü bendeniz de dahil olmak üzere hiçbirimiz başka iktidar görmedi büyük ihtimal. Çünkü genciz ve AKP çok uzun bir senedir bu ülkeyi yönetiyor. Ve bu ülkeyi yönetmek sadece işte devleti kontrol ediyorum, orduyu kontrol ediyorum, ekonomiyi kontrol ediyorumdan ibaret değil. Türkiye bir zihniyet olarak da çok büyük bir değişim yaşadı. Eskiden bazı şeyler açık açık söylenebiliyordu. Eskiden bazı şeyler açık açık konuşulabiliyordu. Ve bazı limitlerimiz vardı. Bazı sınırlarımız vardı. Örneğin işte sokağa çıkıp işte protesto yaptığınızda evet sert tepki geliyordu ama gene de o protestonun bir hak olduğu kabul ediliyordu. Evet yani işkence vardı tabii ki de eski Türkiye'de ama bunu parmakla gösterip işkence bu bunu yapamazsınız diyen milletvekilleri de vardı. Ve eskiden ki çok eskiden de demiyorum aslında birkaç sene öncesine gitseniz bile olur. İşte LGBT insanlar vardır bu insanların hakları vardır bu insanların yanında izleyen siyasi partiler vardı. Artık ana akımda böyle partilerle pek karşılaşmıyoruz. Siyasi elitler işbirliği yapıp bu toplumu çok büyük bir tembellik girdabına soktular. Bu aynı zamanda bizim entelektüellerimizin ortadan kalkması ve yerine işte Minecraft Steve gibi şahsiyetlerin gelmesine yol açtı. Bu da hepimizin biraz mankurtlaşmasını, aptallaşmasını ve AKP'nin savunduğu şeylerin bambaşka versiyonlarını savunmamızı beraberinde getirdi. Peki sonuç olarak ne oldu? Pek de iyi şeyler olmadı bana sorarsanız. %37 oy almasına rağmen eşcinsel hakları ya da kadın hakları demekten çekinen bir ana muhalefet partisi. Sol parti olduğu iddiasında olsa da halkı hiçbir şekilde dinlemeyen, kendi tabanıyla konuşmayan ve sonra da ama biz doğru adayı tercih etmiştik, nedense adam yolsuzluk yap diye zırlayan sol partiler ve artık 50-60 yaşına yaklaşsa da YouTube'da hala Amerika'daki aşırı sağcı ağabeylerinden duyduğu argümanlarını tekrar eden YouTuberlar. Bütün bunlar bize sonuç olarak ne getirdi? Türkiye daha mı iyi oldu? Daha progresif bir yer mi olduk? İnsan haklarına daha mı fazla saygı duyuldu? Kendimizi daha mı güvende hissediyoruz? Ekonomimiz daha mı iyi? Hayır. Ülkemiz daha kötüye gitti. Ve bunu aslında tembelliğimizden dolayı yaptık. Bir şeyleri denemeye cüret edemedik bir şeyler için çabalamaya cüret edemedik. Şurada eşcinsel hakları deseydik, şurada insan hakları deseydik, şurada bir kitap okusaydık, şurada bir şeyler düşünseydik, şurada bir şeyler için çabalasaydık, şurada sokağa çıksaydık, şurada bir eylem yapsaydık demek yerine evimizde oturmayı tercih ettik. Bir şeyler yapmadık. Siyasetçilere ve ne kadar bilgisiz cahil olurlarsa olsunlar, konuşan insanlara "A bunun bir bildiği vardır." deyip oturmayı tercih ettik. Ve bu tembelliğimiz bizi çok daha kötü bir noktaya getirdi. Şu an sokağa baktığımızda açlıktan ölen çocuklar görüyoruz. Milyonlarca Suriyeli mülteciyi görüyoruz. Akşamları sokağa çıkamayan kadınlar, sebepsiz yere iş kazasında öldürülen insanlar görüyoruz. Bütün bunların sebebi aslında bizim tembel olmamızdı. Ve tembel olmamız beraberinde bir cesaretsizlik durumu da getirdi. Hepimiz korkuız. Ergenekon kumpasını hatırlayalım. Yarbay Ali Tatar. O öldürülürken, ki öldürüldü o bir intihar değildi. Hangimiz düzgün bir şekilde başımızı kaldırıp sesimizi çıkarabildik? ya da sesini çıkaranlar şu an AKP'nin yanında değil mi? Bence artık böyle genel problemlere işte abi bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle çözeceksin demek yerine kendi omurgamızın olup olmadığını sorgulamamız lazım. Sorgulayalım ki ve yoksa da bir yerden bir şekilde edinelim ki 50-60 yaşında siyahi zenci deniz kızlarını konuşmayalım. Anlamadıysan söyleyeyim. Bu videonun biraz kişisel bir tarafı var. Çünkü o lisedeki çocuk günün sonunda bendim. Sürekli aynı podcastleri tekrar 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 dinleyip aşırı sağa kayan çocuk bendim. Ve evet geçmişi değiştirmek için yapabileceğim fazla bir şey yok. Yanlış şeyler yaptım. Hepimiz yanlış şeyler yapıyoruz. Ama geçmişin kötü olması ilerisi için çabalayamayacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü kurtuluş yeterince emek verirsek hepimiz için var en kötü olduğunu düşündüğümüz insanlar için bile. Bu yüzden bence hani bu biraz Jordan Peterson varı bir öneri gibi gelebilir ama öncelikle hepimizin kendimize bakması lazım. Yatağımı topluyor muyum? <laughs> şaka şaka yatakla alakalı değil. Ben iyi bir insan mıyım? Daha iyi bir insan olmak için ne yapabilirim? Kötü yönlerimi törpülemek için ne yapabilirim? Bu soruları kendimize sormamız lazım. Çünkü ben internete baktığımda ya da çevreme baktığımda dünyanın anlamını çözmüş birçok insanı görüyorum. Evet abi bunu böyle yapacaksın. Bu insanlar böyle, şu insanlar böyle, şu insanlar şöyle deyip çok basit bir şekilde hayatın anlamını bulduklarını söylüyorlar. Ama kendi fiiliyatlarına baktığımızda eee pek de öyle olmadığını görüyoruz ne yazık ki. Bu yüzden şurada taviz vereyim, burada bunu yapayım, bu şöyle hallolacak demek yerine aynada kendisine bakmaktan utanmayan insanlar olmaya çabalamalıyız. Gelin bundan sonra ...bir şeyleri düzeltmeye çabalayalım. Fark ettiyseniz bu önceki videom gibi... ...faşizm şudur, şu şudur, bu budur... ...gibi yaptığım bir video olmadı. Öyle olmasını da istemedim zaten. Madem editli video yapıyorum... ...biraz kişisel tecrübelerimi de kenara... ...günlük gibi kaydedebileceğim bir şey olsun istedim. Ve bu kısımda da biraz hem ülkemize... ...hem de kendi kişisel değişimime yönelik... ...bir iki kelam yorum yaptım. Ee, videoyu beğenebilirseniz sevinirim. Bence çok tatlı olur. Yorum atmanız da çok güzel olur ve... Tabii ki de katıl üyeliğine katılabiliyorsanız katılmanızı öneririm. Son bir noktaya daha parmak basacağım. E, Yutto'yu kanalın eski takipçilerinin biliyor olması lazım. Kendisi Spotify'da küçük bir parça çıkarmış. Ve benim hatrıma bir girip dinleyebilirseniz çok tatlı olabilir. Beğeneceğinizi de düşünüyorum. Bu video şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çav çav. <laughs>